İran durum kontrolden çıkabilir. Çatışma genişlerse Amerika zarar görür diyor. Bu arada Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan'dan da bir açıklama gelmiş. İran doğrudan çatışmaya girebilir. Bu tür bir olasılığa karşı da hazırlıklı olmalıyız diye. İran'ı bu denklemin neresinde görüyorsunuz? Valla ilk başta Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan başlayayım. 29 Eylül'de yaptığı bir konuşmada yani hemen hemen Hamas'ın başlattığı yani 7 Ekim'den hemen önce 29 Eylül'de yaptığı konuşmada ya ben Orta Doğu'yla eskisi kadar uğraşmaya gerek kalmadı. Hani durum sakin, ben de, eskiler benden daha çok falan uğraşıyordu diyordu. Müthiş başarılı bir ulusal güvenlik danışmanlığı yapıyor, onu söyleyeyim. Şimdi İran eli yükseltti. Dün Fransa Cumhurbaşkanı ile görüştü. İran Cumhurbaşkanı. Ve aynı şeyi söyledi. Dedi ki eğer dedi, İsrail bir operasyon yaparsa bu iş yayılır. Biz de buna sessiz kalmayız dedi. Şimdi bununla ilgili çizilmiş 3 tane senaryo var. Daha doğrusu 2 senaryo var. Üçüncüsü zaten tam kabus senaryosu. O da şu. Bir, İran'ın Hizbullah üzerinden, Libya üzerinden, Hizbullah üzerindeki etkisini kullanarak bir süreç başlatabileceği. İki, İran'ın şey yapabileceği, füzeler konusunda bir aksiyon alabileceği. Üç, en tehlikeli olanı İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatabileceği. Şimdi ne alaka diyeceksiniz? Şu alaka, eğer Hürmüz Boğazı kapanır da bölgeden petrol ihracatı durursa petrolün varil fiyatının 150 doların üzerine çıkacağı bir senaryodan bahsediyor. Bunu da Bloomberg hazırlamıştı. Yani senaryoları yapmışlar. En korkutucu senaryo olarak bu geçiyor. Ama bu arada şunu söylemekte fayda var. İran'ın şu anda mesela Suudi Arabistan ve Rusya'nın ortaklaşa petrol üretimiyle ilgili kısıtlamaya karşı her gün 700 bin varil petrolü piyasalara veriyor, uluslararası piyasalara. Amerika Birleşik Devletleri'nin de işine geliyor bu. İran ilk başta bu 700 bin varil petrolü de kesebilir. Bu da olabilir. Bu arada bu dünkü özel CBS'e yapılan konuşmada bir bilgi daha var. Eski Türkiye Büyükelçisi David Satterfield, Orta Doğu'daki insani konulardan sorumlu özel elçi olarak atandı. Doğru. Amerikan yönetimi tarafından. Onu da söylemiş olalım ama İran'ın ne yapacağını daha batıda tam olarak kestirebilmiş değil. Onların elinde Şahap 3 füzeleri var. Menzil olarak kuvvetli bir menzile sahip. Bu arada yani harekatla ilgili takip ettiğim işlerden bir tanesi şu. Dün Biden'ı İsrail'e davet etti. Onu da soracaktım. Dayanışma. Almanya Başbakanı da gidiyormuş yarın bu arada. Diye. Olaf Scholz yarın İsrail'e gidiyormuş. Acaba Biden da gider mi? Netanyahu davet etmiş evet, ama. Şimdi şöyle ilk devlet başkanı olacak eğer giderse. Yani Almanya'da Cumhurbaşkanı gitmedi. Steinmeier gitmedi. İlk devlet başkanı olacak. Bu konuda Netanyahu'nun ofisi bastırıyor. Daha Beyaz Saray'dan herhangi bir açıklama yapılmadı. Ama şunu söylemekte fayda var. Yani kara harekatına kadar yakını da buradan değerlendirebiliriz. Dün 3 numaralı hangardan, 3 numaralı şeyden hangarda Amerikan vatandaşları için özel tahliye charter seferleri konuldu ve Amerika'ya götürmüyor Amerika vatandaşlarını. Güvenli bir başka ülkeye yolluyor. Bu sabah itibariyle de Güney Kıbrıs'a Hayfa'dan şey başladı. Deniz otobüsleriyle tahliye planı başladı. Almanya'dan çok ilginç bir açıklama geldi. Almanya 100 bin İsrail-Alman çift pasaportlu vatandaş olduğunu söyledi. Onlar bir havayolu köprüsü kurdular. Bir kere o tahliye süreçleri tamamlanmadan bir operasyon gelmeyecektir ama Metan'da Levent, yani özellikle Metan bu kısmı üzerinde ne der bilmiyorum. Dün İsrail kara ordusunun üst düzey komutanları helikopterle Gazze üzerinde dolaştırıldı. Kara harekatında nereden nasıl girilir, neler yapılır diye helikopterlerle bütün kara ordusunun üst düzey komutanları İsrail üzerinde Gazze üzerinde dolaştılar. Yani bir harekat gelecek. Orada herhangi bir şüphe yok. Orada bir beis yok. Sadece zamanlaması, bu Amerika'nın tahliyelerinin ne zaman biteceğini yakından takip etmek lazım ama eğer Biden İsrail'e gelmeyi kabul ederse bu şu olur, Biden oradayken
bir İsrail operasyonu gerçekleşiyor olmaz diye düşünüyorum.